Evet, şimdi yapısal işlevselci kuramla devam ediyoruz arkadaşlar. Yapısal işlevselci kuram ailenin işlevlerinden bahsediyor. Ortak yaşam alanı sağlamak, ekonomik anlamda işbirliği yapmak, nesillerin üretimi ve cinsellik ailenin dört temel işlevi olarak yapısal işlevselcilerde karşımıza geliyor. Kuramın odak noktası toplumla aslında aile arasındaki ilişkilerdir. Aile sistemlerinin her biri diğer için işlevseldir. Eğer aile işlevselliğini korursa toplumsal yapıda da sıkıntı yaşanmaz diye düşünüyorlar. O yüzden istikrarın temsilcisi olarak da aileyi görüyorlar. Bu kuram kısaydı, sonrasında bir daha döneceğiz. Aile gelişim kuramı ise iki tane şeye odaklanıyor. Ailenin yaşam döngüsü ve gelişimsel görevler olarak adlandırıyor. Yani şöyle düşünün, iki insan evleniyorlar, çocukları oluyor, çocuklar büyüyor, onlar evleniyor, onlar aile kuruyor. Aile yaşam döngüsü dediği şey bu. Gelişimsel görevler ise ailenin işte fiziksel devamlılığını sağlamak, işte ailenin birliğini sağlamak, sosyalleşmek, ailedeki görevleri ertelememek gibi. Yani gelişimsel görevlerin ortaya konulması ama şunu söyleyeyim, aile gelişim kuramı mesela şeyi savunuyor. İşte eğer belli bir yaşa geldiyse artık insanlar evden ayrılması gerekir. Yani evlilikle ya da farklı bir şekilde diye mesela enteresan çıkarımları var. Sürekli sağlıklı aileye odaklanıyorlar çünkü. Yani hani diğerlerini şey yapmıyorlar. Aile görevlerini yerine getiremezse az önce dediğim şey bu işlevselliği bozar diye düşünüyorlar. Aile sistemleri kuramı soru olarak geldi. Konstantin tarafından ortaya konulan bir kuramdır diyoruz. Aile sistemleri kuramında belli başlı kavramlar var. Onlar üzerinden konuşacağız. Onların anlamı bizim için oldukça önemli. Sistem kuramı şunu söylüyor. Aile bir sistemdir. Toplumsal bir sistemdir. Ve her bir dişlinin birbirini hani etkilediğini söylüyor. Çarklardan bir tanesi eğer bozulursa bütün sisteminde bozulduğundan bahsediyor kuramında. Her ailede aslında hiç konuşulmasa da alınmış bazı kurallar vardır. Yani hiçbirimizi babamız oturtup evet şimdi evin kurallarını anlatıyorum falan diye bir şey demedi ama nihayetinde biz biliriz ki işte akşam 6'dan sonra eve gelmez, yani eve gelmezsin değil, akşam 6'ya kadar eve gelmen gerekir ya da akşam ezanından önce evde olman gerekir. İşte sofrada konuşmamak gerekir. İşte baban asık suratlıysa işte bir şey dememen gerekir gibi gibi buna benzer şeyler yani karşımıza çıkabiliyor. Her ailenin kuralları ve rolleri var ve aile içindeki rollerin de dengeli olması gerektiğinden bahsediyorlar. Aile dengesi, şimdi her ailenin bir yapısı var. Bu yapı uzun süredir istikrar gösteren bir yapı değişim gösterdiğinde mesela baba işte ailede çok primer bir öneme sahip. Babanın kaybı, yani vefatı aileyi topyekun değiştirebiliyor. Mesela buna çok fazla örnek var. O yüzden de istikrarın değişmesi aile sisteminin de yapısının bozulmasına ve dengesinin bozulmasına sebep olacaktır diye düşünüyorlar. Aile sınırlarının korunması. Tabii sınırlar dediğimizde daha geniş düşünmek lazım. İç sınırlar ve dış sınırlar var. Bunu ortaya koyar. İç sınırlar ailenin kendi mahremiyetidir. Yani aile içinde olan ailede kalır. İşte insanların birbiriyle olan ilişkisi, kavgaları, sıkıntılar, problemler, dertler gibi. Dış sınırlar ise ailenin yani şöyle söyleyeyim, dışarıdaki insanlara göre komşuların problemlerimizden haberin olmaması mesela bu dış sınırlara örnek olabilir ya da dışarıdaki insanların bunu bilmemesi. Şöyle bir durum var. İç sınırlar dediğimizde birbirimize saygıyı düşünmemiz lazım. Yani herkes kendi odasında, kendi mahremiyetinde yaşayabilir. Dış sınırlar dediğimizde dışarıdaki insanlar ailenin kendi mahremiyetine de saygı duymalıdır. Yani ailenin dışarıya karşı tarzıyla kendi içindeki tarzı değişim gösterebilir. Hangi filmde izlemiştim ya? Şey demişti. Her ailenin karanlık sırları vardır. Ama öyle bir şey. Hangi diziydi o? Yoksa Türk dizilerinden bir tanesi miydi? Saçma Türk dizilerinden. Çok da hatırlayamadım şu an ama çok yorulduk ya. Öyle böyle değil arkadaşlar. Yani saat daha 3 oldu. Biz 9. videoyu falan çekiyoruz artık yani gerçekten. Vallahi sizin için. Bak ben buradan gideceğim yani yurt dışına. Ve canhıraş çekiyorum.
çekiyoruz yani. Şunu söyleyeyim, şimdi bu videolar yüklendikten sonra diyeceksiniz ki hocam ilk eve teknikler ne zaman yüklenecek? Sizden şunu istiyorum, lütfen Allah rızası için kaygınızı bir düşürün. Yani videoları yüklemeye çalışıyoruz zaten peyderpey. Dolayısıyla da bu videoları yüklerken de birazcık böyle sabra da ihtiyacımız var. Mesela videolar çekiliyor şu an, işte ben anlatıyorum. Öncesi var, hazırlık yapıyoruz. Ondan sonra ben burada anlatıyorum, Etravi Hanım orada çekiyor, Erdem Bey orada işte bunları bilgisayara yüklüyor. Ama bunların hepsi bir zaman ve maliyet. Ve siz şöyle düşünüyorsunuz, hani telefonla çeker gibi sanki, öyle bir şey yok. Çok profesyonel bir hazırlık var ve burada bir ekip var gerçekten. O yüzden de lütfen sizden bu konuda hassasiyet rica ediyorum. Çünkü biz çok hassas ve titiz çalışıyoruz. Hani size en iyi şekilde videoları sunmak için hakikaten elimizden geleni yapıyoruz. İnanın üçüncü günümüz ve artık yani o kadar yorulduk ki anlatmaktan. Yani ben de hayatımda hiç böyle anlatmadım. Üç gün üst üste böyle pedere. Hani artık böyle bir bunaldım yani gerçekten. Bir de kuram anlatıyorsunuz sürekli. Yani çok kolay işler değil. Arada da teknik arızalarımız falan oldu. Onlarla biraz uğraştık. O yüzden sizden ricam lütfen biraz sabır arkadaşlar. Yani ilk eve teknikler var, grupla psikolojik danışma, diğerleri hepsi yüklenecek bunların, ama yani zaman konusunda evet gecikebilir, yani gecikebilir derken de şunu söylüyorum. Zaten Mayıs bitiyor artık. Yani Mayıs'ın sonu olabilir. Ondan sonra ya da Haziran'ın ortasına kadar falan olabilir. Bu da size bilmiyorum, yani kendi çalışma programımız dahilinde düşünebilirsiniz. Ama biz elimizden geleni yapıyoruz. Bu konuda endişeniz olmasın. Evet, dış sınırlar başkalarına karşı, iç sınırlar aile üyelerinin kendi sınırlarından bahsediyoruz. Aile kuralları dediğimizde her ailenin kendi içinde aldığı kurallar, az öncekilerden bahsettim. Aile içi roller dediğimizde de konuştuk. Yani roller mesela bir tek babada babanın otorite olması ya da işte ne bileyim kardeşin otorite olması, bunlar aile yapısını bozan şeyler. Aile üyeleri arasında gücün dağılımı, otoriteyi kim kullanıyor, kimde bu, buna da bakmak lazım. Ve ailenin iletişim süreçleri bizi etkiliyor. Bunları zaten söyledik. Evet, ailenin yaşam çizelgesi ya da yaşam döngüsü yine ne olacaktır? İşte ailenin ailenin çoluk çocuğa karışması yeni misyonlara sahip olması anlamına gelir. Yeni görevler gelir, yeni işler ortaya çıkar gibi gibi. Evet, sistem kuramında çok fazla kavram var. O yüzden de bazıları gerçekten aileyi nasıl hani anlattığı konusunda yetersiz kaldığı düşünülüyor. O yüzden eleştiriler var. Bir de ortaya çıkan empirik bulguların aslında çok da yeterli olmadığı düşünülüyor. Biz genel anlamda ne diyoruz? Sistem kuramı aileyi bir bütün olarak inceleyen kuramdır diyoruz. Şimdi feminist kuramdan bahsettik. Feminizm tabii ki doğal olarak hem bireysel psikolojik danışmada hem de aile danışmasında kuram ortaya koyuyor. Çok farklı bir şeyden bahsetmiyoruz. Dorothy Smith temsilcilerinden bir tanesi. Evet, 1970'li yıllarda ortaya çıktı. Burada da yazdım. Kadının aile ve toplum düzenindeki değerini arttırmak, kadının farkındalığını arttırmak ve kadının güçlenmesini sağlamak temel amaçtır feminist kuramlarda. Dolayısıyla psikolojik danışmayı anlatırken de söylemiştim. Aile danışma kuramlarında da böyle. Kadının toplumdan gelen rollerini, geleneksel cinsiyetçiliğinin aslında artık aşılması gerektiğini söylüyorlar. Bu noktada da hani kadınların bu kadar fedakar, bu kadar hani iyi çocuk eğiliminde olma özelliğinin de biraz artık aşılması gerektiğine inanıyorlar. Feminist kuramlara göre standart bir aile diye bir şey yoktur. Yani buna biraz karşılar. O yüzden de özellikle erkek egemen, ataerkil aile formunu oldukça eleştiriyorlar. Feminist kuramlar aileye bütün olarak bakmıyorlar, tek tek parçalarına indirgeyerek bakıyorlar. Yani bu da şu anlama gelir, aile içindeki baskı, şiddet, boyun eğme gibi özellikler ya da işte duygusal şiddet gibi durumların tek tek incelenmesini savunuyorlar. Aile değişimine neler sebep oldu? Bakıldığında teknolojik gelişmeler, kadının çalışması, geniş aileden çekirdek aileye dönüşler, günümüzdeki değişen aile süreçleri ve aileye
gereken desteğin verilmesi bunlar tabii ki değiştirdi. Ama feminist aile kuramlarının temel özelliği cinsiyetler arası ilişkilerdir diyoruz ve ataerkil toplumlardaki kadın erkek eşitsizliğinin de önüne geçilmesi aileyi daha sağlıklı kılacaktır diye düşünüyorlar. Psikanalitik kuramlar aslında Freud'un bir aile kuramı yoktur. Freud Eleştirel Aile Kuramı diye bir kitabı var. Üniversitede okumuştum ben. Eleştirel Aile Kuramı kitabı da yani piyasada bulunması mümkün değil. Yani böyle hocalarımız vermişti bize de o zaman zaten. Sigmund Freud aile yapısında da yine bilinç dışı süreçlere vurgu yapıyor ve diyor ki yani kişilik en önemli faktördür. O yüzden kişilik gelişimine bir sebep atfediyor. Özellikle de insanların aile içindeki o tepkileri, davranışları bilinç dışı süreçlerin bir yansıması olarak görülüyor Freud'da. Bireyler diyor eğer evliliğe hani evlilikte doyum sağlamıyorlarsa ya da önceki hayatlarında doyum kazanmamışlarsa evlendikten sonra da doyum sağlama gibi bir amaç ortaya koyabilirler ama bu diyor hastalıklı olabilir. Çocuklar da ebeveynlerinin doyurulmamış ihtiyaçlarının karşılanması için bir materyal olarak görülür diye düşünüyor. Ağır konuşmuş Sigi gerçekten. Psikanalitik aile danışması günümüzde birazcık daha nesne ilişkilerine dayanıyor. Nesne ilişkileri kuramı Melanie Klein'in kuramı. Onu mesela psikolojik danışmada sorular kısmında anlatacağım. Anneyle kurulan nesne, çevreyle kurulan nesne ilişkileri bizim davranışlarımızı, hayata bakışımızı etkiliyor diye anlatıyor. Evet, kuramın güçlü yönleri gerçekten bilinç dışı süreçlere vurgu yapıyorlar ama zayıf yönleri de yani çok da böyle empirik bir kuram değildir. Daha çok kanaate dayalı bir kuramdır. Yaşantısal insancıl aile kuramına bir bakalım. Whitaker, Bunbury, insancıl varoluşçu anlayışı savunuyorlar. Bu kuramın ismini görürseniz aklınıza duygular gelsin. Humanist odaklı kuramlardır bunlar. Ailenin eğer duygularını anlarsak aileye yardımcı olabiliriz diye düşünüyorlar. O yüzden de ailenin kendini tanıması, ailenin işlevselliğini güçlendirirken tanımaması bu işlevselliği bozar diye düşünüyorlar. Kur'an şunu savunuyor, ailedeki bireyler duygularının farkında değillerdir. Eğer duygularını fark ederlerse onları bastırırlar. Duygular yaşanmadığı zaman rahatsızlık ortaya çıkar. Aile üyeleri birbirlerinden uzaklaşırlar, başka şeylerle uğraşırlar. Bu tür davranışlar aileyi bozar. O zaman biz ne yapalım? Ailenin duygularını konuşmasını ve fark etmesini sağlayalım diye düşünüyorlar. Evet, İnsanların potansiyeline önem veren bir kuram, kendini gerçekleştirme düzeylerine yine önem veriyor. Bunların da aileyi bir şekilde etkilediğini söylüyor. İçgörü ya da yorumlama değil, yaşantılar ön plandadır diyoruz. Evet, sağlıklı aile nedir diye sorduğumuzda yaşantısal insancıl kuram şöyle bir cevap veriyor. Gerçekten birbirini destekleyen, duygularını anlayan, fark eden aileler sağlıklı ailelerdir. Stratejik aile danışması kuramına baktığımızda sağlıklı aileye odaklanıyor bu kuram topyekün. Mesela aile yaşam döngüsünde yine gelişimsel aile gelişim kuramıyla çok benzeyen bir kuram. Yani diyor ki vallahi bu süreçte diyor işte iki insan evlendi, çocukları oldu. İşte bunların mutlaka diyor iki insan evlendiyse çocukları olmak zorunda. Bu çocuk büyüyecek, bu çocuk okuyup evlenmek durumunda. O da çocuk sahibi olacak. Yani dolayısıyla da ailenin bir yaşam döngüsü halinde hareket etmesi gerektiğini vurguluyorlar. Diyor ki ailedeki problemlerin çoğu hiyerarşinin ve görevlerin yapılmamasından kaynaklanır zaten. Sağlıksızlık orada ortaya çıkar. Problemli bireyler ailede sorunlu olarak bakılan kişilerdir. Bu hasta aile bireyi eğer iyileşirse ailede toparlanacaktır diye düşünüyorlar. Biraz tuhaf, garip, değişik bir kuram diyoruz. Ailedeki problem sevgiyle şiddet arasındaki ikilemden ortaya çıkar diye düşünüyoruz ve ailedeki problemleri
4 tane sürece indirgiyorlar. Bir tanesi başatlık ve kontrol isteği. Yani genelde ailedeki suç problemleri genelde bu güdüden kaynaklanıyor. Sevinme güdüsü, depresyon, kaygı, psikolojik rahatsızlıklar bu nedenle ortaya çıkıyor. Sevme ve başkalarını koruma güdüsü, işte intihar etme, zarar verme, obsesyon geliştirme gibi. Dördüncüsü pişmanlık ve bağışlama, ensest, cinsel tacizler ya da sadist davranışlar bu güdüden kaynaklanıyor diye düşünüyorlar aile danışma kuramlarında. Evet, bilişsel davranışçı aile kuramları acaba neye bakıyorlar? Bir bakalım. Tabii ki aslında biliyorsunuz onlar aile içindeki olumsuz şemalar ve yanlış öğrenmelere vurgu yapıyorlar kuramlarında. O yüzden de insanlar eğer olumsuz düşüncelerini değiştirebilirlerse daha olumlu bir durum ortaya koyacaklardır diyoruz. Peki burada küçük bir ara verelim. Tekrar görüşmek üzere.